Ayşen abi, yani bizim abinin derdime bir çare. İçimi döktüm, kendimi yazdım, postaladım sana. Gülşen abi, yani bizim abinin derdime bir çare. Kim inanır ki yani Gülşen abla? Bunu sadece bir tek kelimeyle açıklayabiliyorum. Şanssızlık. Evet. Şanssızlık. İnsan kendi şansını kendi yaratır derler. Yalan. Bunu söyleyenin çorbasından hiç peruk çıkmamış galiba. Evet, peruk dedim. İnsanın çorbasından kıl çıkar, iki tane saç teli çıkar ama benim lokantada içtiğim çorbadan peruk çıktı beyler, peruk. Bir süredir böyle şans ve şanssızlık arasında gidip geliyorum. Ne o oluyor, ne öbürü. Ama bu sıralar şansımın açık olmadığı kesin. Televizyonda en sevdiğim programlar yayından kaldırılıyor. Hiç sevmediğim böyle inek gibi çıkmış bir vesikalık fotoğrafım var. Onu fotoğrafçının vitrininde büyütülmüş ve çerçeveletilmiş olarak görüyorum. Ve kendime soruyorum. Allah'ım niye ben? Niye? Fakat bu arada çok da güzel bir şey oldu. Yeni kurulmakta olan bir gazeteden ablalık teklifi aldım. Maaş ne kadar biliyor musunuz? Tam 150 milyon. 150 milyon. Üstelik yemek işi de veriyorlar. 150 milyon. Bu parayla neler yapılmaz ki? Mesela Asım Bey'i ömür boyu kiralayabilirim. Hadi be şansım. Değiş artık. Olsun bu iş. Olsun. Olsun be. İnanabiliyor musun anne? Şakaymış. Sadece pis bir şaka. Eşek şakası. Yok, eşeklere haksızlık etme. Hiçbir eşek benim telefon numaramı bulup başka gazeteden arıyormuş gibi 150 milyon maaş artı yemek fişi teklif etmez bana. Hiçbir eşek iki gün sonra sabahın köründe arayıp şaka yaptık ne biçim de ona demez. Konuşuruz da kendini. Abi dün geceleri de o kadar huzursuz uyuyorsun ki. Dün gece yataktan düştüğün farkındasın herhalde değil mi? Anne, yataktan düşmek bugünlerde başıma gelen şeylerin en hafifi. Abi gel. Bak ne diyeceğim. Şey Asım Bey ile Alper Bey benim gazeteye gitmeme kızmıyorlar değil mi? Hayır sanmıyorum. Gazeteye gitmene kızmazlar anne ama ne olur onları yaralamak için bir şeyler yapma. Ben boş duramıyorum. Bir işe yaramak istiyorum. Anneciğim işe yaramak istiyorsan başka şeyler yap. Gazetenin temizliğiyle ilgilenme. O işi başka insanlar yapıyor. Asım Bey her ay bir öğün bedava yemek veriyor. Bütün akrabaları gazeteyi temizliyorlar. Sen gazeteyi temizliğiyle niye uğraşıyorsun? Daha önce de... Bak, bak ya! Ya! Aman ya! Boşuna dememişler insanın ters gitmeye görsün işi. Muhallebi yerken kırılır dişi. Ah! İyice hatırlattın. Senin için muhallebi yapmıştım biliyor musun? Hiçbir şey yemedin. Anne ne var bir saniye ya? Anne ben kaç yaşındayım biliyor musun sen ya? Oğlum muhallebi yemedin. Başka bir şey yemesin abi. Abi de dur ben de çıkıyorum. Yok, yok, yok. Gel yarandı gelin dibine girdi. Bu gazetede bir uğursuzluk dolaşıyor ama ne? Aa, kesinlikle nazar değdi. Bütün bunlar hep o Alper'in yüzünden. Okumuş bir yerde mavi gözlerin nazarı değer diye. Sırf bana nazar değdirmek için gözüne mavi ilaç takıp geldi geçen. İşte olacağı bu.
Ne yapayım yani, bu yaştan sonra Abidin gibi atletimin arkasına mazar boncuğu mu asayım? Of, of, çıldıracağım ya. Bana bak ne yap. Öyle kelle gibi oturma orada be. Hadi sen de ara. Kaldır bakayım ayağını, kaldır. Ya kaldır. 40 defadır ayağımı kaldırıyorsunuz Asım Bey amca ya. Yok işte. Bak iyi ki 2500 liranız kayboldu. Ortada ayağı kaldırdınız ya. Aman şefsinler. Sen ne anlarsın 2500 liradan be? Sen hala paraları yutuyorsun. Düğme yutuyorsun. Geçen gün gazeteyi ziyarete gelen milletvekilinin önünde burnunun deliğine böyle leblebiyi soktu, rezil ettim dedi ya. Gitti para, gitti. Ben de sizin kadar şanssızım. Ama ben sizin kadar dert ediyor muyum böyle? Biz ailece 5 milyon lira çıkan piyango biletini yedik dün. Ne? 5 milyonluk bileti mi yediniz? Evet. Niye ya? Ne bileyim işte ağaç resimleri falan varmış piyango biletinin üzerinde. Öyle yeşil yeşil görünce annemle marul salıp salataya doğramış. 7 rakamını ben yedim. 2 ile 1 rakamını da babam yedi. Ama çok güzeldi Asım Bey amca. Böyle salata tabağının üstünde böyle yeşil sahada futbolcular varmış gibiydi. Böyle 7 numara burada, 2 numara burada, 5 numara burada. Yeter! Zaten moralim bozuk, bir de sen çıldırtma beni. Hadi kalk, ne yapacak sen de? Reklam ilan servisine gideceğim, ne yapacak? Hadi yalla, yalla, yalla! İlan servisi için gelmiştim de bu ilan servisinin yeri neresi aslında yancı? Ya bir ay oldu gazeteye geleli, hala ilan servisinin yerini öğrenemedim ben. Allah Allah, hadi yalla! Hop, hop, hop! Dur bakayım, dur. Ne oldu? Nihat ya, hı? Soyunsana be oğlum. Hani şu verin 2500 lira, belki senin işine saklanmıştır. Böyle atletinin bir kıvrımına filan girmiştir, ne olur. Hadi soyun. Ben bakmayacağım, ne olur, hadi. Anne, istemiyorum artık. Lütfen anne, lütfen. Ah anne, senin biricik kuzusu. Güzel evladı, ne güzel de yapmış annesi. Ah hadi, hadi amca. Anne, ne hamı anne ya? Ne hamı anne? Ben kaç yaşındayım biliyor musun sen? Kuruttun beni anne sabahtan beri. İstanbul'un dörtte biri seni bana muallim yedirmeye çalışırken gördü. Rezil oldum. Artık midem kaldırdı. Bak. Abi sevgilim neyin var? Abi iyi misin? Sevgilim iyi misin? Anne. Bana muhallebi yedirmeye çalışıyor. Numara yapıyorum Sevda. Abi de çok güzel canım. Muhallebi mi? Ay yoksa insanların konuştuğu o adam sen misin? Hangi adam? Koskoca bir adam annesi sokakta muhallebi yedirmeye çalışıyor. İstanbul'un yarısı görmüş. Ha, tamam canım tamam. Neymiş bu güzel haber? Bak seni uyarıyorum. Benim için en güzel haber bir ay ömrümün kaldığını duymaktır. Aa. Gider kurtulurum işteyse. Haberlerimden bir tanesi, yarışmada birinciliğe aday gösterilmiş. Hani o belediye otobüsünü yiyen adam haberi vardı ya, işte o. Belediye otobüsünü yiyen adam mı? Ya. Böyle bir şey yapsa Nihat yapar. Bir de o çok Nejat. Hayır, üstünde yemek desenleri olan bir otobüse saldırmıştı adam. Karnı çok açmış, tamam mı? Ve bezelye ve patates resimleri olan bir otobüsün 2 metrelik bir kısmını yemiş. Çok heyecanlıyım abidim, bana şans ver lütfen. Tabii vereyim, bende çok var, biraz sana vereyim. Ama kızıyorum Fikret Bey. Ben size mani olmuyorum ki canım. Siz bir yandan yazın, bir yandan da ben size mani bir yazın. Evet, rica ederim. Yapmayın Naci Hanım. Nereden çıktı şimdi bu muhallebi? Yani üzerinde var mı? Ne olayım köşemde yazın. Aa, beni yazamazsınız Fikret Bey. Çünkü benim muhallebim halis inek sütünden. Ne yapayım? Sevmem muhallebi, sevmem zaten. İstemiyorum bir şey. Ne bu şamada? Sen muhallebi yedirmeye çalışıyordum da. İsterseniz size de verin bir kaşık. Ne muhallebisi bu? Ne muhallebisi? Ne muhallebisi insan Sivret Bey? Muhallebi dedim de aklıma geldi. Yani yolda kız arkadaşlarla gelirken... yanlış anlamayın babacığım yani... Sevda'dan başka kimseye gözüm görmüyor. Kastettiğim arkadaşlar eski kız arkadaşlarım. Neyse, arabada erkek arkadaşlarla gelirken yolda bir kadını bir adama zorla muhallebi yedirmeye çalışırken gördük. Yani İstanbul'un dörtte üçü bu konuyu konuşuyor. Gerçekten pek göremedim ama... Ya merak ettim, şu haber servisini bir açayım da incelesinler olan nedir, ne değildir. Alo, ne oldu buna ya? Alo, hay şansa bak, bu kaçıncı cep telefonu be? Alo, şşşt, yok, gitti, hayır, oğlum ben böyle cep telefonu... anladım, Çin'den ne zaman ayrıldı gemi? O değil mi, eminsiniz? Evet, sarışın ve genç. Lütfen.
Lütfen beyefendi. Zekası biraz durgun olabilir ama salak değildir. Necat Çin'den ayrılmış. Canlı tavuk yüklü bir gemiye binerken görmüşler. Tam yerini buldu işte. Issız bir adaya düşerseniz yanınıza alacağınız üç şey sorusuna Necat ne cevap verildi? Beyaz tavuk, siyah tavuk, çinli tavuk. O gemi batar da ıssız bir adaya düşerlerse yanında istemediği kadar tavuk. Ah! Ya saatimi çarptım ya. Ya sen ne diye gemi batarsa matarsa diye konuşuyorsun? Allah Allah. Buyurun, buyurun işte çalışmıyor. Alo? Çalışmıyor. Gemi nereye gidiyor? Şansa bak ya, hayret ya. Hindistan'a mı? Şuradan bir yerden açsana şunu. Bakar mısınız? Peki gemiye ulaşabilir miyiz telefonla? Alo? Alo? Ay hat kesildi. Şansa bak ya, şansa bak ya. Gitti saat ya. Al bakalım, buyurun al bu saati işte. Allah Allah. Niye öyle o saati atıyorsun Hamid'im? Ben sana onu 12. nişanlılık yıl dönümümüzde hediye etmemiş miydim? Yaptırırdık. 12. yıl dönümü, 22. yıl dönümü, 32. yıl dönümü yeter artık be. Leyla ile Mecnun bile bizim kadar sürünmedi Sevda. Onlar hiç değilse öldüğü zaman birleştiler. Biz bütün şansımızı kaybettik. Biz o kadar uzun nişanlı kaldık ki çeyizimizdeki eşyalar daha kullanılmadan eskidi. Geçen gün aldığımız buzdolabına baktım. O kadar eskiden almışız ki kömürle çalışan modeli. Abartıyorsun Abidin. Üstelik şanssızlığını bu kadar büyütme lütfen. Senin kadar benim de şansa ihtiyacım var. Şu belediye otobüsünü yiyen adama verin, birincilik kazanırsa her şey değişecek. Sana da o yeni çıkan gazeteden 150 milyon maaş teklif ettiler. O zaman hiçbir problemimiz olmayacak. 150 milyon. Buldun düşmüş adamı, bir de sen vur bakalım. Ne diyorsun anlamıyorum. Sen sana 150 milyon olayını anlatmadın mı? Yok. Aferin çocuklar ya. Çok önemli miktarda para kaybettim biliyor musunuz? Keşke tıklatışlı ayakkabılarımı giysiydim. Bozuk para kaybettiniz anlaşılan. Sizinle aramızdaki fark bu işte. Ben paraları bütün para, bozuk para, kağıt para diye birbirinden ayırmam ki paralar arasında bir üzücülük yapmam. Benim için para paradır. Of ne büyük bir şanssızlık bu benim başıma gelenler ya. Ya geçen gün olanları bilseniz, sokağın ortasında 19 yıldır giydiğim yepyeni gömlek birdenbire üstünden fışık akıverdi böyle ya. Nasıl olduğunu anlayamadım. Böyle pınırlık zzzz gitti gömlek. Sanki uzaydan ışınladılar. Gömleğin gittiğine mi yanarsın? Sokağın ortasında çırçıplak kaldığına mı yanarsın? Bu deli herifin geldiğini mi yanarsın Allah? Asım sinirliyim çok fena yapalım. Cep telefonu firmasından bir adam çağırdım. Buraya geliyor, onu bacaklarından, ayaklarından vuracağım ve siz de bana yardım edeceksiniz, tamam mı? İğrenç bir şey bu. Siz Alper Bey, her işinizi kaba kuvvetle tabancayla halletmeye çalışıyorsunuz. Ben size asla suç ortaklığı etmeyeceğim. Haklı olabilirsin Sevdacığım, fakat bu tip insanları bu dünyada cezalandırmak lazım. Eğer ben tabancamı belinden çıkartıyorsam... ya da bunu böyle havaya tutup ateşliyorsam... bu ne ya? Patlamadı. Bu patlamadı ya. Dünyada namuslu insan kalmadı. Hep böyle şeyler benim başıma geliyor. Ama bana kelek yapan makineyi ben de vururum abi. Yapma ya! Yapma! Bunlarda sadece siz şikayetçi değilsiniz. Biz de şanssızlıktan şikayetçiyiz. Cep telefonum çalışmadı, onu da vurdum. Benim yepyeni gömleğim moleküllerine ayrıldı. Ama güzel şeyler de oluyor. Gazeteniz otobüsü yiyen adam haberiyle haber dalında birincilik ödülü alabilir. 150 milyon dediler, işlettiler ya. Tabancam patlamadı. Param kayboldu. Olsun, Necat bulundu. Saatim şey etti. Şansımı da vururum ayaklarından. Tam 2500 lira ya. Tahtaya vurun. İstanbul'un 4'te 3'ü. Şans faktörü. Taze soğan. Tavuk. Muhallebi. Ya. Ha, tamam anladım. Gazetedeki herkes kendisi için daha çok şans istiyordu. Tam bu sırada bir şey oldu. Abi senin olsun. Ne yapayım ben onu? Pardon. Ben yine yanlış geldim. Ben ilan servisini bir türlü bulamıyorum. Ne ilginç değil mi? Tam ayaklarından vurulası bir adam bu ya. Ya lütfen duyuyor musunuz şu vurmak lafını Alper Bey? Özür dilerim, haklısın Sevdacığım. Arkadaşlar bu Nihat var ya, bu Nihat bizim ortak şanssızlığımız. Nihat, bilmiyorum sabahtan beri evinde dolaştırıyorsun, ver onu bana. Al vurma. Ne bu? Bizim gazetede basılsın diye verilmiş bir ilan bu. Ne diyor? Artık şanslı birisiniz. Ha? Ne? Kim? Artık şanslı birisiniz. Bu ilanı okuduğunuz andan itibaren hayatınız değişecek. Para, servet, aşk, mutluluk ve başarıya doyacaksınız. Tanrı'na göre bir şey. Aşk diyor, aşk. Para ve servet de diyor. Başarı, başarı.
Ve bu akıllı çocuk da sabahtan beri bizim ilanımızı elinde dolaştırıp duruyor. Bir dakika, okuyorum bakalım. Bunun için yapacağınız bir tek şey var. Üzerinde kaderinizi değiştirecek kozmik çizgiler bulunan şans kolyesini almak. Adresinize teslim ediyoruz. Ayrıca yanında bedava 4 hediye. 1. Her yerde yanan kibrit. 2. Altın suyuna 2 santim kadar yaklaştırılmış çay kaşığı. 3. Sürpriz bir hediye. 4. Başka bir sürpriz hediye. Etkisi kesin ve garantilidir. Ve 20 gün içinde piyangodan ya da loto, toto ve at yarışlarından para kazanamazsanız ya da sevdiğinize kavuşamaz, istediğiniz bir başarıyı elde edemezseniz paranızı iade ediyoruz. Çok iyi ya. Bakın bakın, bir sürü insanın da söyledikleri var. Recep Ye, kozmik çizgili şans kolyesi aldım, Spor Toto'dan 100 milyon kazandım. Makbule Yumuşak Ye, şans kolyesi beni sevdiğim gençle evlendirdi ve... Neredesiniz ya? Neredesiniz diye sormamın hiçbir gereği yoktu. Asıl sormam gereken şey, ben daha orada niye duruyordum ki? Çünkü hemen istektik. Ertesi gün postayla geldi. Kader değiştiren kozmik çizgili şans. Hepimiz çok emindik. Şans kolyeleri hayatımızı değiştirecekti ve bizi çok şanslı... Bu şans olayı aslında ne biliyor musun Alper? Evet. Tamamen kendine güvenle ilgili bir şey. Şimdi şu kozmik çizgili kolyeyi taktığımdan beri kaybettiğim parayı aramaktan vazgeçtim. Hayatımda ilk defa yerlerde para aramıyorum. Biliyorum ki paralar beni arıyor ve yakında bir yağmur gibi başından aşağı dökülecek. Yasin, efendim, beni beklemekten hoşlanmıyorum. Bu kozmik çizgili kolyeyi denemek istiyorum. Şansımı sınamalıyım. Denemeye gerek yok. Ya bu kolyenin gizli güçleri bize kızarsa, eminim ki denemeden bize çok faydası olacak bunun. Bizi zengin ve şöhretli insanlar haline getirecek. Çok eminim ki maaşım en azından %25 zam görecek. Alsın, maaşını 25 yerinden keserim diyorsun ha. Her şey para değil be. Dünyada paradan çok daha önemli değerler var oğlum. Evet evet, gurur, namus, onur, monur gibi şeyler de var ama yani. Onur monur mu? Ha. Alsın, kadınlar demek istemiştim. Kadınlar, özellikle zengin kadınlar. Gene para, gene para Alsın. Alsın, benim çok sevdiğim bir hobim var. Ne biliyor musun? Hayır. Böyle telefonu alırım, özellikle cep telefonumu. Etrafa rastgele tabancayla ateş ediyormuş gibi bir takım numaralar çeviririm. Şu anda yaptığım gibi. karşıma bir kadın çıktığı zaman onunla... anlıyorum, bir nevi tombalacılık yani. Fakat bu sıralar şansım çok kötü, hep erkek çıkıyor. Hatta geçenlerde karşıma bir tane muhabbet kuşu çıktı. Şansımı denemenin tam zamanı. Çalıyor, çalıyor, çalıyor. Alo? Tuğçe! Bir saniye. İnanmam, sensin. Tuğçe? Bir saniye güzelim, bir saniye. Asım dışarı çık. Ne? Dışarı çık. Özel konuşacağım Asım. Kapıyı dışarıdan kapa, ayrıca bu olaydan sakın nişanlıma bahsetme, tamam mı? Olur. Nişanlınız mı? Kim o? Seyda. Beğenemedin mi? Asım! Alo. İnanamıyorum, çağırıyorlar. Ne? Ciddi misin? Hiç ihtimal vermiyorum. Necat! 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 Canım! Necat! Necat! İyi misin? Bizi çok korkuttun, seni çok özledik Necat. Öyle mi? Ah canım benim, çok sevindim. Dur bir dakika, tavukların sözcüsü olmuş. Dillerini bir tek o bildiği için şikayetlerini kaptana bildiriyormuş. Daha ne var ne yok? Ah güzelim, fırtına mı var? Üşütme, mi? Gemi çok mu sallanıyor?
Ha, dur bir dakika. Gemi çok sallanıyormuş. Bir sürü yumurta kırılmış. Necan, gemi sallandığı zaman dikkat et. Kafanı bir yere vurma. Salak olursun sonra. Abi burada. Burada Nihat. Vereyim mi sana? Dur vereyim de konuş. Nihat. Hı? Neşat telefonda Nihat. Ver lan komşuyu. Valla. Neşat. Ama ne var? Neşat. Ben var ya ben pulları resimli tarafını değil yapışkan tarafını yalamayı öğrendim. Çok daha lezzetli. Senin Allah hileni versin. 20 bin kilometre ötedeki kardeşinle konuştuğun şeye bak. Tabii. Ha bir de hop hop tombik yapmasını öğrendim. Necat artık hiç yalnızsız yapabiliyorum. Gerçekten. Göstereyim mi? Bak bak ayrılma dur. Bak yapıyorum. Tombik hop hop tombik hop hop. Tombik. Hop. Oğlum sen ne yapıyorsun? Tombik. Deli misin nesin tombikmiş? Hadi Necat. Bak gördün mü kapanmış. Senin Allah Allah boy vermiş gerisini koy vermiş. Necat salaktır sen dur be salaksın. Tamam, tamam lütfen. Onun iyi olduğunu öğrendik ya, daha ne istiyorsunuz? Tabii, belki de komik çizgili şans kolyelerimiz sayesinde bulduk Necat'ı. Vallahi haklısın. Yani pek inanasım gelmiyor aslında böyle şeylere ama... ...bana da bir ödülü kazandırırsa... Nihat, hı? Ne dedin sen demin? Ne çizgili evladım? Komik çizgili şans kolyesi. Ne komiği oğlum? Kozmik çizgili, kozmik! Kozmik çizgili şans kolyesi! Sen dur ya sen! Neyse. Rica ederim Nacan, ısrar etmeyin lütfen. Ay Fikret Bey, niye böyle yapıyorsunuz Allah aşkına? Bu beyaz yeğildi, bir şey değil. İstemiyorum efendim, zaten derinden beri kaşık kaşık muhallebi üstüme başıma döktünüz. İstemiyorum, yapmayın ne olur, rica ediyorum. Hadi istemiyorum. Pardon efendim, genç aşıklar burada cibreleşiyormuş, rahatsız ettim. Kusura bakmayın. Cibreleşmiyoruz Asım Bey, cebelleşiyoruz. İyi ki geldiniz, biraz nefes alabildim. Nacan'cığım ben de sizi arıyorum. Size bir teşekkür borcum var, kusura bakmayın. Teşekkür bile edemedim. Ay ne önemi var, gayet küçük bir kolye. Küçük bir kolye olur mu? Kim bilir kaç para verdiniz efendim. Ayrıca manevi değeri de var tabii. O sizi almasaydınız ben de alacaktım ama. Olsun, gazetede bana katlanıyorsunuz ya. Ben de karşılığında küçük bir şey vereyim dedim. İnşallah işe yaramıştır. Aa yaradı bile, yaramaz olur mu efendim? Kaybolan 2500 liramı buldum. Bundan sonra istediğiniz zaman gazeteye koşa koşa gelebilirsiniz. Hiç önemli yok. Ay çok teşekkür ederim. Rica ederim. Bir kaşık mahalle var. Ama yok istemem. Yiyemem efendim, kusura bakmayın. Çok önemli bir işim var. Aa çocuk ağlıyor. Neyse. Asım Bey işini de hallettik. Fikret Bey. Efendim. Muhallebi. Aa rica ederim. Eğer siz böyle ısrar ederseniz ben sizin köşemde yazmak zorunda kalacağım. Zaten son zamanlarda İstanbul'da dolaşan bir muhallebi canavarı varmış. Sizi de onları ıslanıyorum. Peki Fikret Bey, ben bu kadar muhallebi ne yapacağım şimdi? Ne kadar muhallebi? Bu kadar muhallebi. Gazetede bir işe yaramak için bir sürü muhallebi yaptım, hiçbiriniz yemiyorsunuz. Kolyelerimiz bizi çok mutlu etmişti. Umutlu oluyorduk. Şansımızın açılacağından emindik. Her şeyi bu kolyelerden bilmeye başlamıştık. Aslında belki saçmalıyorduk ama o zaman bunun farkında değil. İnsanlar yüzünden kendi kapandı çukur. Olsun, yine de kapandı ya. Bütün bunları sanırım şans kolyelerimize borçluyuz. Şansımız açıldı birden. Sevda, düşünsene. Artık gazetede her gün mercimek yiyeceğiz.
Asım Bey bir yerlerden ucuz 15 ton mercimek bulmuş. Aa, sen mercimeği hiç sevmezsin hayatım. Tabii sevmem. Zayıflamak için bundan iyi fırsat olur mu? Yaşasın komik kolelerimiz. Kozmik oğlum be, kozmik, kozmik. Ah, aman Allah'ım. Rüya mı? Hayır, işte orada. Rüya değil ya. Asım, inanamıyorum ya. İnanamıyorum Asım. En eski tabancam. İnanabiliyor musun? Çalışıyor. Hiç tutukluk yapmıyor. Tam onu bir fakire vermeyi düşünüyordum ama inanılmaz bir şey. Canım makinem benim ya. O kadar güzel çalışıyor ki Asım. İstersen seni bir de ayağından vurayım ha. Asım, çok mutluyum ya. Kesin bu şans kolyesi yüzünden oldu bu, kesin. Evet, Asım Bey. Evet. Bakın sabahleyin karşıya bir döviz bürosu açılmış. Şu hale bakın. Dolarlar, marklar, liralar hepsini gerektiriyorum. Hayatımda en büyük arzum banka manzaralı bir evde oturmaktı. Fakat evim değil ama iş yerim artık bir döviz bürosunun karşısında. Evet, şansım açılıyor bebeğim. Artık durmak yok. Artık durmak yok. Öyle dedi ve hepimizi bir araya topladı. Onun düşündüğü şeyi hepimiz düşünüyorduk. Başka bir tane daha almak. Alo! Alo! Ay, hat kesildi. Ya Sevda kızım, bırak şu Necati ya. Daha önemli işlerimiz var burada. Olur mu Asım Bey? Fırtına falan dedi. Ya bir şey olduysa? Sevda, tavuklarla bu kadar çok ilgileniyorsan akşam seni tavuk şiş yemeye götürebilirim bize. Bir dakika, ne oluyor? Sevda'yı benden başka kimse tavuk şiş yemeye götüremez, tamam mı? Tamam çocuklar ya, tamam lütfen susun. Ne diyorsunuz benim fikrime, onu söyleyin bana. Hangisini Asım Bey? Ha, ikinci bir şans kolyesi almak fikrine. Aslında bana çok uygun geliyor çünkü ben bir piyango bileti aldım. İki misli ikramiye çıkabilir. Aa, ben de at yarışı oynadım. İki at birden birinci gelebilir. Ben de bir kumarhane satın almayı düşünüyorum. Yok yok, iki tane. Şimdi çocuklar, şans kolyesi mi? Pardon, ben gene yanlış geldim. Ben ilan servisini arıyordum da bir türlü korkuyorum. Aman be Nihat be, ne ilanıymış bu? Şans süzgeci. Şans süzgeci. Belki komik bir isimdi ama açıklamaları okuyunca hepimize mantıklı geldi. Bu süzgeç, insanın önünde bir kalkan oluşturarak negatif ışınları, nazarları, kötü elektrikleri süzüyor ve vücuda sadece pozitif ışınların geçmesini sağlayarak ödemeli olarak hepimiz birer tane aldık. Ya Asım be, iyi ki aldık bu şans süzgeçlerini ha. Kendimi o kadar şanslı hissediyorum ki. Yani şanstan her an patlayabilirim, biliyor musun? Ben de kendimi çok şanslı hissediyorum. Eminim ki siz patladığınız zaman içinizde bulunan paralar böyle fırlayacak. O kağıt paralar dalgalara dalgalana gelip benim kafama konacak. Pardon, az önce bir şey söylemeyi unuttum. Bu arada bazı sorunlar başladı. Şimdi devam edebiliriz. Ya beni yanlış anladınız. Aslında ben bir dakika ya. Sen niye benim şans süzgecimin önüne geçmeye çalışıyorsun Demir Arası? Ben efendim. Ben efendim. Sen benim şans süzgecimin önüne geçerek kısmetimi kapamaya çalışıyorsun. Ne alakası var ya? Demek ne alakası var? Örneğin şimdi diyelim şu kapıdan fıstık gibi bir bayan girse içeri ve dese ki önüme çıkan ilk erkekle, yani kafadan atıyorum şimdi. Gümrük birliğine girmek istiyorum dese. Ve o karşısına çıkan ilk erkek kim olacak? Sen. Çünkü sen benim şans süzgecimin önünde yürüyorsun ve benim dalgama taş koyuyorsun Azam. Hayır efendim, ben önden gitmek istiyorum ama bunun kızla falan ilgisi yok ya. Eğer geri düşmüş bir para varsa senden önce ben göreyim diye önden gidiyorum ben. Ha öyle mi? Öyle. Peki Asımcığım, bak al gel, topla bunları, arkamdan yürü. Yok etme, al topla. Hadi canım. Aa, para buldum. Şuraya bakın ne kadar çok ya. Yanıyor. Aa, işe yarıyor. Süzgeç de işe yarıyor. Allah Allah, hat kesildi. Gemiye ulaşamıyorum. Ama limana haber bıraktım. Ha, şu Necat'la uğraşmayı bırak Sevda ya. Kolyemiz var, süzgecimiz var, bir şey olmaz. Ben aslında şu Nihat'a gıcık oluyorum. Nihat ama neden? Nihat ne yapıyorsun? Düşeceksin. Ne? Aman abla korkma, bir şey olmaz. Benim nasıl olsa şans süzgecim var. Nasıl olsa şans süzgecim var. Sen kendi şans süzgecini düşün. Peki benim şans süzgecim, benim süzgecim ne olacak? Abi niçin sinirleniyorsun hayatım? Şans süzgeçlerimiz işe yarıyor. Az önce
radyoda en sevdiğim şarkı çaldın. Sevda, kendimiz de bir şeyler yapmalıyız. Öyle süzgece tak otur olmaz. En büyük şarkıcılar inşaatta şarkı söylerken ya bir kaset yapımcısı tarafından ya da bir gazino patronun tarafından keşfedilmişlerdir. Nihat öyle camda oturursa ben nasıl şarkıcı olacağım? Ama dersin ha, ama dersin. Aa, senin şarkıcı olmak istediğini bilen kim? Olacağım işte, inadına olacağım. Süzgecim sayesinde olacağım. Sevda, şu telefona bak, miras falan çıkmış olabilir. Nihat, uzak bakayım canım önünden. Alo, evet, evet. Bak şimdi. Sazaniye gelmedim, Sazaniye gelmedim. Gündüz belli işim var, gece niye gelmedin? Sevda, Sevda işe yaradı. Üç gün dedin, beş gün dedin. Aylar oldu, gelmedin. Mavi ışıklı arabalar geldi, içinden insanlar. Üç gün dedin, beş gün dedin. Aylar oldu, gelmedin. Geçen cuma gelecektin. Aylar oldu, gelmedin. Geçen cuma gelecektin. Abidin, 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 Abidin. Nihat, biraz dışarı çıkar mısın lütfen? Hı? Ne oldu abla? Dışarı çıkar mısın lütfen? Ne oldu abla? Git Asım Bey'e Saz'a niye gelmemiş sor bakalım. Peki Söz'e niye gelmediğini de sorayım mı abla? Sor. Peki. Ne oldu? Niye yolladın Nihat'ı? Abi de. Necat'ın gemisi batmış. Ne? Ölmüş mü? Necat, boğuldu mu yoksa ıssız bir adaya mı düştü? Yanına üç şey alabildi mi? Dünyaya yeniden gelse ne olurdu? Gülşen abinin gelecek bölümünü kaçıranlar pişman olurlar mı? Kesinlikle olurlar. Sevda, 3 numara şans şişiyle Alper'in uğurlu dümbeleğini nasıl patlattı haftaya? Bir çare kim inanır?